Gençler merhabalar, herkese tekrardan umarım iyisinizdir. Bugün, daha doğrusu bu videoda neyi kuruyoruz? Osmanlı'yı kuruyoruz. Diriliş Ertuğrul, Diriliş Ahmet modunu açıyorum. Enerjimiz yerinde, Allah'a şükür keyfimiz yerinde. Bismillah diyelim, bir çınarın ilk ne yapalım? Arkadaşlar temelini atalım. Osmanlı kuruluş. Hadi bakayım başlığımı atayım arkadaşlar. Sorularda Osmanlı kuruluş demez. Bu biraz klasik bir başlıktır. Ne der arkadaşlar? Ne der? Aşiretlikten beyliğe geçiş der. Aşiretlikten beyliğe geçiş. Evet. Şimdi kuruluş döneminden arkadaşlar 2013'ten bu yana sorular geliyor. 2020'de de ön lisansta geldi hatırlıyorum. Orhan Bey'den bir soru hatırlıyorum arkadaşlar. Gelen soruları bir baştan söyleyeyim. Genelde Osmanlı'nın ilerlemesinin nedenleri, ilerlemesinin sonuçları, kültür medeniyetle ilgili şeyler. Çok ezbersel soru çıkmıyor. Hani ilk sultanı kim kullandı, ilk tımarı kim uyguladı? Öyle şeyler değil. Bir tek ne olabilir? İşte hangisi Orhan Bey dönemi gelişmesidir, değildir. Ankara Savaşı'dır, değildir. Hani böyle çok önemli olayları bilgisayar sorabilir. Onun dışında harmanlanmış kültür ve medeniyetle ilgili, ilintili sorular geliyor arkadaşlar. Tabii ki biz yine öğretmen olduğumuz için elimizden geldiği kadar size her şeyi anlatmaya çalışacağız. Ama uyarılarım bence ciddiye alın. Diyorum, hemen bir Osmanlı'yı tanıyalım. Osmanlı Devleti, Osmanoğulları. Arkadaşlar tanıyalım, Oğuzların, Bozok kolunun, Günhan soyunun, Oğuzların Bozok kolu, Günhan soyu, Kayı boyunun hangi aşiretindendir? Karakeçili aşiretindendir. Evet. Karakeçili aşireti. Oğuzların Bozok kolunun, Günhan soyunun, Kayı boyunun Karakeçili aşiretindendir. Kayı kelimesi arkadaşlar güçlü ve kuvvetli anlamına gelir. Tıpkı Türk adı gibi. Kayı kelimesi güçlü ve kuvvetli anlamına gelir. Peki Osmanlı'nın Anadolu'ya ilk girişi. Osmanlı'nın Anadolu'ya ilk girişi. Arkadaşlar Anadolu'ya giriş Manavgat Savaşı'dır. Peki nereye yerleştiler arkadaşlar? Karacadağ bölgesine yerleştiler. Ahlat bölgesine yerleştiler. Peki Ahlat neydi? Kubbetüs İslam. Buhara, Bel, Ahlat, Kubbetüs İslam diye adlandırıyoruz bunu hatırlarsanız. Şimdi dur. Ahlat'la ilgili hatırlarsanız Anadolu Selçuklu Devleti ile Harizmşahlar bir savaş yapmıştı. Neydi bu savaşın adı? Neydi? Yassı Çemen. İşte 1230 Yassı Çemen Savaşı'nda başarı kazandıkları için Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Osmanlılara nereyi verdi arkadaşlar? Hediye olaraktan Söğüt ve Domaniç yaylaları. Bunlar yaylak ve kışlaktı. Evet. Anadolu'ya girişleri hangi savaşmış arkadaşlar? Malazgirt. Malazgirt'te girdiler. Yassı Çemen Savaşı'nda başarı kazandılar. Söğüt ve Domaniç'i yaylak kışlak olarak aldılar. Şimdi iki soru soracağım. Osmanlı'nın bir dönem bağlı olduğu beylik. Hadi bakalım. Biz bunu ikinci beyliklerde anlatmıştık. Osmanlılar hangi beyliğe bağlıdır? A. Karesi yolları, B. Candaroğulları. Karesi mi, candar mı? İkisi değil yavrum. Çobanoğulları. Tamam. Evet. Osmanoğulları bir dönem kime bağlıymış? Çobanoğullarına bağlıymış. Kastamonu ve çevresinde kurulmuştu. Yani Kayı boyunu bunlar bir dönem himaye etmiş. Diğer bir soru. Osmanlı Devleti kurulduğunda 1335'e kadar kime vergi ödedi? Osmanlı'nın bir dönem vergi ödediği devlet. Evet, kime vergi ödemiş biliyor musun? İlhanlılara. O zaman şöyle diyelim mi arkadaşlar? Kutulayalım. Hop.
Kutuladık. Osmanlı'nın bağlı olduğu beylik Çobanoğulları, vergili olduğu devlet, vergili olduğu devlet kimmiş? İlhanlılarmış. Anadolu'ya geliş Malazgirt'miş. Başarı kazandıkları savaş Yassıçemen'miş, değil mi? Kayı boyu güçlü ve kuvvetli anlamına gelmekteymiş. Şimdi arkadaşlar, Osmanlı küçük bir aşiretti, beylik oldu. Beylikken devlet oldu, devletken imparatorluk oldu. Üç kıtaya, yedi denize hakim oldu. Kanuni döneminde 22 milyon kilometre kare alan sınırları vardı. Dikkat, yıkıldığında üzerinde 38-40 tane devlet kuruldu. O kadar geniş bir coğrafya. Yine bir şey daha, öyle bir devlet ki arkadaşlar 600 küsür sene nüfusunun neredeyse %60'ı Müslüman, %40'ı gayrimüslim. Yani neredeyse yarı yarıya. Böyle bir kozmopolitik yapıyla 600 sene yaşamayı başardı. Yani takdire şayan. Peki bu devlet aşiretken nasıl beylik oldu? Beylikken nasıl devlet oldu? Devletken nasıl imparatorluk oldu? O zaman buyurun, ne işleyeceğiz? Osmanlı'nın büyüme nedenleri. Evet. Osmanlı'nın büyüme nedenleri. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti nasıl büyüdü? Bunu ta 2005'te gencecik Firinta gibi bir tarih öğretmeniydim o zamanlar. Oradan besledim. Ama şu an birçok kişi kullanıyor. Benim de böyle bir talihsizliğim var arkadaşlar. Kitabımızda da var mesela bir sürü şifre ve kodlama. Daha dün baktım Instagram'da bile kullanıyorlar. Neyse, dedikodu yaptım, rahatladım. Osmanlı'nın büyüme nedenleri. Hatice'm artı yüzyıl savaşları. Evet. Hatice'm artı yüzyıl savaşları. Hatice'm, Osmanlı nasıl büyüdü? Arkadaşlar, bir, hoşgörü siyaseti. Hoşgörü demez, sayısalcı arkadaş, sana yönelik söylüyorum, istimal et der. Hoşgörü istimal et. Hocam, hoşgörü bir devleti nasıl büyütür? Ya hoşgörü deyince kahkaha atmıyoruz ki mübarek, öyle düşünme. Balkanları fethettin. Adama çok iyi davrandın. Adamı dininde serbest bıraktın. Hukukunda serbest bıraktın. Bu adamın sana isyan etme ihtimali ne olur? Azalır. Egemenliğin kalıcı olur. Bir de bir yeri kuşatmaya gidiyorsun. Ben bakıyoruz ki adam diyor sana, ya diyor bu Osmanlı kimi aldıysa adamlar mutlu diyor. Oh diyor, beni de alsın diyor. Hoşgörülü olduğumuz için büyümemiz veya kalıcı olmamız kolaylaştı. Dikkat! ÖSYM bunu iki kez sordu arkadaşlar. 2013-14'te sordu. Hocam neyi sordu? Hoşgörüde anlattığımız kısmı iyi dinleyin ve soruyu cevaplayın. Osmanlı'nın yönetim anlayışının oluşmasında. Bir, sileceğim şimdi. İslam dini etkili mi? İki, Türk töresi etkili mi? Üç, fethedilen bölgelerin kültürleri. Osmanlı'nın yönetim anlayışının oluşmasında hangileri etkilidir? Çok güzel soru. İslam etkili, töremiz etkili, hoşgörülü olduk, biz kimseyi değiştirmedik, herkesi olduğu gibi kabul ettik. O yüzden fethettiğimiz bölgenin kültürleri de etkili. Cevap 1-2-3. Çıkmış KHP sorusu, bu bilgiye nereden ulaşıyorsun? Seni çok ciddiye almadığım bir yerden, hoşgörüden ulaşıyorsun. Evet, hemen şu sorumu sileyim. Anlatmaya devam edeyim, gençlik. İstimaleti öğrendik mi? Öğrendik. A harfi. Ahilerin desteği. Evet. Ahiler deyince kimdi? Aksakallı, esnaf dedeler. İmam Hatip Meslek Lisesi. Hatırlayın, değil mi? Dini yaşamda, sosyal, ekonomik yaşamda, toplumsal hayatta etkiliydi ahiler. Ahilerin kızıyla, Şeyh Edebalı'nın kızıyla, Malahun Hatun'la, Osman Bey evlenecek, bir akrabalık bağı olacak. Bir de ahiler biz zaten sevecek. Çünkü biz cihat ve gazanın peşinden koşuyoruz. İslam'ın peşinden koşuyoruz. Biz göçebeleri yerleşik hayata geçiyoruz, toplumun huzurunu arttırıyoruz. Ahiler bunlardan dolayı bizi ne yapacak? Destekleyecek. Ahilerin desteği. Devam ediyorum. T harfine tımar sistemi. Değerli arkadaşlar, bunları kültür medeniyeti anlatacağım ama Selçuklu'dan bilin, ikta sistemi vardı değil mi? Hani boş araziyi kullanıyorduk, değerlendiriyorduk, üretim artıyordu, işsizlik azalıyordu, asker besliyorduk, hazineden para çıkmadan maaş ödüyorduk değil mi? Vergi toplamak kolaylaşıyordu. O zaman cevap ver. Cevap ver. Tımar sistemi devleti hangi alanlarda olumlu etkiler? 1- Taşra yönetimi,
2 ordu, 3 ekonomi. Oldu mu? Tımardan dolayı büyümemiz kolaylaşacak. İ harfi. Evet. Soru beklenen konu bu. İskan siyaseti. Benim soru beklediğim konu bu arkadaşlar. İskan siyaseti. Hocam İskan siyaseti nedir? Hemen bunu ayrı bir başlıkla ne yapalım arkadaşlar? İşleyelim. İskan siyaseti. Beklenen soru bu arkadaşlar. Hem kuruluşla ilgilidir hem kültür medeniyetle ilgilidir. Peki İskan deyince ne anlıyoruz? Bir, fethettiğimiz bölgeye Türkmenleri ne yapmak? Yerleştirmek. Oldu mu? Çıkmış bir ÖYS sorusu. 14 ve 15. yüzyıllarda en çok İskan politikası hangi bölgeye uygulanmıştır? En çok İskan politikası hangi bölgeye uygulanmıştır? Hadi bakalım. A. Mezopotamya, B. İran, C. Kafkasya, D. Balkanlar. Doğru yanıt neresi? Balkanlar. O zaman şöyle yapalım. Nereye ağırlık verdik? Balkanlara ağırlık verdik. Peki, hadi bakayım. Balkanlara göç ettirilen kitleye verilen isim. Tabii çok güzel soru, daha çıkmadı. Daha çıkmadı arkadaşlar. Balkanlara göç ettirilen Türkmen nüfusa verilen isim. Benim de çok sevdiğim bir isim. Evladı Fatihan. Evet. Fethedilen bölgelerin evlatları. Mesela göçmenler vardır. Bosna'dan, Yugoslavya'dan, Arnavutluk'tan. Hepimiz evladı Fatihan'ız derler. Evladı Fatihan. Göç ettirilen Türkmenlere verilen isim. Peki ilk kez kime uygulanmıştır arkadaşlar? Karesi Beyliği'ne uygulanmıştır. Balıkesir, Çanakkale'de. Peki cevap ver. Orada Kara Araplar diye bir aile var. Bak şimdi adam Mardin'de yaşıyor. Selam olsun. Van'da yaşıyor. Selam olsun. Antep'te yaşıyor. Selam olsun. O adamı mı gönderirsin? Bursa'daki, Marmara'daki, Ege'deki adamı mı gönderirsin? Balkanlara. Yakın yerden mi gönderirsin? Uzak yerden mi gönderirsin? Sen Allah'ın Anteplisini, Mardinli, Urfalı'yı, Hakkari'yi gönderirsen adam çatlar olur. Niye? Ya biz karasal iklimden geliyoruz, oranın iklimi farklı. Orada salça yok, acı yok, baharat yok, biz Balkanlarda aç kalırız. Oraya uyum sağlayamayız. O zaman ne yapacak Balkanlara? Yakın yerden göçler yapılacak. Anlatabildim mi arkadaşlar? Dolayısıyla Balıkesir, Çanakkale olduğu için yakın bölgeden tercihlerde bulunuruz. Bitmedi. Peki kimler İskan siyasetine tabi tutulur? Kimler seçilir? Hadi bakalım. Kimler seçilir? Arkadaşlar bir, göçebe Türkmenler. Hocam neden göçebeler? Ya göçebenin kimseye faydası yok ki. Nerede olduğu belli değil. Bir gün o köyde, bir gün bu köyde. Üretim var mı? Sıfır. Yerleşik yaşam var mı? Sıfır. Huzur var mı? Huzur da yok. Göçebeye gel bebeğim diyorum. Gel. Senin yürüdüğün gezdiğin yeter. Al sana Balkanlardan ne vereceğim? Toprak vereceğim. Tabii. Adam da ne yapsın? İşi gücü için gidecek arkadaşlar. Bunlar olur yani. 1950'li 60'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya bir sürü vatandaşımız gitmedi mi? İsmail YK'nın dedeleri ta o zamandan gitmedi mi? Niye? Ekmeği için gitti. Aynı şey. Göçebeyi gönderdik. İki, sorunlu aileleri gönderdik. Hocam sorunlu aile derken, şimdi bakın Ankara'dayız. Ankara'da iki tane aile arasında kan davası var. Ankara'da huzur yok. Ama bir tanesini alır, göç ettirirsen, ki bunu zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti yapmıştır, Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Göç ettirirsen Ankara'da huzur ne olur yavrum? Sağlanır. Devam ediyorum. 3. Şimdi bir göçebe gönderdin, bir psikopat gönderdin. Balkanlardan hayır gelir mi? Gelmez vallahi. Balkanlar karıştı. İşte oradaki toplumsal huzuru sağlayacak. Onları kaynaştıracak. Onlara iyiyi güzeli öğretecek. Örnek bir insan. Örnek bir insan. Nihat Hatipoğlu. Değil mi? Ramazan'da vazgeçilmez insanlarımızdan birisi. Veya Kurtlar Vadisi'ndeki Ömer Baba. Değil mi? Dolayısıyla örnek bir aile. Bakın dikkat ediyoruz bunlara. Peki Ahmet Hocam, örnek bir aileyi gönderdin. Göçebe gönderdim. Sorumlu gönderdim, örnek bir aile gönderdim.
Soru şu. Ben bunları gönderdim ama bir de teşvik veriyorum ben bunlara. Neyin teşviğini verdim arkadaşlar? Neyin teşviğini verdim? Dedim ki kardeşim size arazi vereceğim. 5 yıl vergi almayacağım. Hayvan vereceğim. Değil mi? Adam baktı ki iyi vallahi dedi. Bağrıma taş basarım giderim dedi ya. Orası da bizim ezanımızın okunduğu yer. Bayrağımızın dalgalandığı yer değil mi? Şimdi dikkat. Teşvik neymiş? Arazi veriyorsun. 5 yıl vergi almıyorsun. Hayvan, tohum, gübre vesaire. Soru şu. İskan politikasının amaçları. Sizi buradan vuracaklar gençler. İskan politikasının amaçları. Hadi bakayım. Eşlik edin bana oradan. Bir, göçebeleri yerleşik hayata taşımak. Değil mi? O zaman üretimi ne yapmak? Üretimi, tarımı geliştirmek. O zaman ekonomiyi ne yapmak? Güçlendirmek. Şimdi bazı arkadaşlar yanlış bakıyor soruya. Niye? Hocam 5 yıl vergi almayacak, para yok diyor. Olaya böyle bakma, vizyonel bak. 5 yıl vergi almayacak ama 5 yıl sonra ayakta gezen herkesi oturtmuş, onlardan vergi almış olacak. Devam ediyorum. En önemlisi, fethettiği yerde kalıcı olmak, kalıcı. Egemenliğini kalıcı kılmak, diğer fetihlere üs oluşturmak. Evet. Bir de psikopatları gönderdik. Gönderilen Ankara'dan gönderdik. Toplumsal sorunları ne yapmak? Çözmek. Evet. Bir kez daha söylüyorum. İskan politikası. Göçebe Türkmenleri yerleştiriyorsun. Göçebeyi koyuyorsun. Sorumluyu koyuyorsun. Yanına örnek hale koyuyorsun. Giden nüfusa verilen isim evladı Fatihan. Hangi coğrafyaya ağırlık vermişiz? Balkanlara ağırlık vermişiz. Teşvik ne vermişiz? Arazi marazi, vergi yok. Amaçları. Nedir amaçları? Bir, kalıcı olmak. İki, toplumsal sorunları çözmek. Üç, üretimi, tarımı geliştirmek. Ekonomiyi güçlendirmek. Diğer fetihleri kolaylaştırmak, üs oluşturmak. Oldu mu? İskan size emanet gençler. Umarım çıkar ve yaparsınız. Okey? Ben Hatice'me devam etmek istiyorum. Hatice'm, hoşgörü, ahi, tımar, İskan. Ne var sırada? Ne var sırada? Coğrafi avantaj. Şimdi bu coğrafi avantajı arkadaşlar harita çizerek anlatacağım. Kabaca söyleyeyim. Harita çizeceğim birazdan. Kabaca söyleyeyim. Güçlü ilhanlardan uzak olmak, zayıf Bizans'a komşu olmak, verimli araziler üzerinde bulunmak vesaire vesaire. Evet, diğer C. Cihat ve gaza. Evet, İslam uğruna yapılan savaşlara ne ad veriyoruz? Cihat ve gaza. Cihat gazanın peşinden koşan gönüllüler var. Hocam bu gönüllüler kim? Gazayanurum. Önce yazayım gençler. Gazayanurum. Ahiyanurum. Bayanlardan oluşur. Bacıyanurum. Erenlerden oluşur. Abdalanurum. Bir de gençlerden oluşur Feteyanurum. Evet bak buraya. Gazayanurum, ahilerden oluşan Ahiyanurum, bayanlardan Bacıyanurum, erenler aptallar Abdalanurum, genç Türk erkekleri Feteyanurum. Soru. Bunlar paralı mı gönüllü mü? Gönüllü. Soru. Sizce hangisi daha fazla katkı sağlamıştır? Hangisi daha büyük bir örgüttür? Hadi bakalım. Hangisi katkı sağlamıştır? Hangisi daha büyük bir örgüttür? Gazayan Rum. Anadolu'dan destek verenler. Rum demek arkadaşlar bu arada Anadolu demek. Diyar Rum, Anadolu. Anadolu'dan gazaya destek verenler demek. En büyük olan Gazayan Rum. Gençlerden oluşan Feteyan Rum. Bayanlardan Bacıyan Rum. Fatma Bacı. Ahi Evran'da anlatmıştık. Cihat gazayı öğrendik mi? Bunlar gönüllü. E harfi. Elit yönetici. Ahmet hocam, elit yönetici derken arkadaşlar iyi padişahların iş başına gelmesi. Tamam mı? İyi padişahların. M harfi merkeziyetçilik. Bakın ÖSYM,
Ta 88-87 ÖYS soruları. Şimdiki adı AYT oldu. Ben onun KPSS'de çok kaymağınıydım arkadaşlar. O sorular çok derin ve güzel sorular. Mesela çıkmış bir ÖYS sorusu. A. Karahanlılar, B. Selçuklular demiş, C. bilmem ne, D. bilmem ne, E. Osmanlılar. Hangisi merkeziyetçi yapıya diğerlerine oranla daha fazla önem vermiştir? Türk İslam devletlerinde merkeziyetçi yapıya daha fazla önem veren Osmanlı'dır. Merkeziyetçilik nedir? Devletin varlığını her alanda hissettirmesidir. Evet, o zaman aşk ile şevk ile buyurun. Hatice'm, hoşgörü, ahi teşkilatı, tımar sistemi, İskan politikası, cihat gaza, coğrafi konum, elit yönetici, merkeziyetçilik. Oldu mu? Hatice'm dedik. Peki, bir diğer sebep ne arkadaşlar? Yüzyıl savaşları. Hocam, yüzyıl savaşları 1337-1453 arası kimler arasında oldu? İngiltere ve Fransa arasında oldu. Bunlar birbirini yiyordu gençler. Beter olsunlar. Bunlar birbirini yürür. İt ürür, kurt yürür. Bunlar birbirini yerken Osman'ın batıya doğru ne oldu? Hop kaydı gitti arkadaşlar. O yüzden Osmanlı'nın büyümesinde Hatice'm artı yüzyıl savaşları ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Oldu mu? Evet. Şu kısmı gördük mü arkadaşlar? Birazdan bir harita çizeceğim. Bir tahtamı hazırlayayım. Oldu mu? Haritada güzel bir tarih sohbeti yapacağız. Mantığını vermeye çalışacağız. Haydi bakalım. Evet gençler. Osmanlı'nın kuruluş döneminden devam ediyoruz. Büyüme nedenlerini gördük. İskan politikasını gördük. İskan'dan beklediğimiz sorulardan bahsettik. Şimdi bir Rönesans tablosu gibi harita çizdim. Biraz harita üzerinden sohbet etmek istiyorum. Ben solak yazdığım için böyle durmam biraz zor olacak ama ya da durabilirim. Bu harita mantığı arkadaşlar Osmanlı tarihinde çok önemli. Neden? 1. Osmanlı neden batıya doğru gitti? 2. Batıya doğru gidince ne oldu? 3. Osmanlı kurulduğunda Anadolu'da kim vardı? Orta Doğu'da kim vardı? Yani çevreyi ve komşuları tanımak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bendesiniz. Bir konuşalım, sohbet edelim istedim haritayla beraber. Anlatımı biraz uzun tuttum. Ama dediğim gibi olayın mantığını kavramak açısından gerekliydi. Şimdi Osmanlı kurulduğunda arkadaşlar Mısır'da kurulup Suriye ve Irak coğrafyasına egemen olan kimdir? Memlüklerdir. Memlükleri gördük mü? Maraş'ta kurulan beylik Dulkadir. Adana'da kurulan beylik Ramazan. Kemal Sunal gibi söylemeye çalıştım. Ramazan oğulları. Şimdi bakın Ramazan, Dulkadir, Memlük, Osmanlı. Arada tampon bölgeydi bunlar. Demek ki Orta Doğu'da Eyyubiler falan yok. Kim varmış? Memlükler varmış. Çağdaşı. Devam ediyorum. İran'da kurulan kim? İlhanlılar. Hatırlarsanız Moğollarda Orta Asya'da Çağatay'dı. Karadeniz'in kuzeyinde Altın Ordu'ydu. İran'da kim vardı? İlhanlılardı. Ta Çin'de olan, Türklükten, İslam'dan nasibini almayan kimdi? Kubilay'dı. Değil mi? Şimdi bakın buraya. İlhanlılar güçlü. Osmanlı bunlara vergi veriyor. Peki Osmanlı nerede kuruldu? Şu coğrafyada. Coğrafi avantajı haritada anlatacağım demiştim. 1. Coğrafi avantaj. Güçlü İlhanlılardan uzak olmak. 2. Zayıf Bizans'a komşu olmak. Yani Bizans arkadaşlar Marmara kıyılarına hapsedilmiş. Yani Bursa, İznik, İzmit, Kocaeli, Edirne, İstanbul. Al sana Bizans. Şu siyah alan, taral alan kim? Bizans. Farklı bir renk kalemi aldım. Balıkesir, Çanakkale'de Karesioğulları var. Aydınoğulları var. Muğla'da kim vardı? Menteşeoğulları vardı. Isparta'da Hamitoğulları vardı. Değil mi? Tekeoğulları vardı Antalya'da. Germiyanoğulları vardı. Yukarıda Candaroğulları vardı. Şu küçük küçük ikinci beylikler var. Osmanlı kurulunda. Peki bize neyi soracak ÖSYM? Bize neyi soracak? Hemen örnek bir soru yazıyorum. Osmanlı'nın kuruluş sürecinde Anadolu'da bulunan güçler arasında 1. Karesioğulları diyelim veya Karamanoğulları diyelim, ikinci beylikler. 2. Bizans. Şimdi birçok öğrenci bunları biliyor. İkinci beylikleri biliyorsun, Bizans'ı biliyorsun. Dikkat! Eretna. Dikkat! Karakoyun. Dikkat! Akkoyun. Dikkat! Trabzon Rum Devleti. Ya? Arkadaşlar, Osmanlı kurulduğunda Anadolu'da kimler var? Sivas ve Kayseri'de Eretna var. Eretna.
Uygur kökenli, Moğol asıllı bir vali tarafından kuruluyor. Eretna yıkılınca Kadı Burhanettin oluyordu. Gel buraya, Diyarbakır'da kurulan Ak Koyunlar var. Doğu'da kurulan Doğu Anadolu'da Kara Koyunlar var. Trabzon'da Trabzon'un devleti var. Yani öyle sadece Bizans var, beylikler var demekle olmuyor. Böyle bir soru çıktığında doğru yanıtlamamız için buraya vakıf olmamız lazım. Demek ki Anadolu'da Ak Koyun, Kara Koyun, Trabzon'un devleti, Trabzon'un devleti, Bizans ikinci beylikler var. İran'da İlhanlılar var. Mısır, Suriye bölgesine egemen olan Memlükler var. Karadeniz'in kuzeyinde Altın Ordu, sonradan Timur olacak. Anlaştık mı? Kafamıza yattı mı? Evet, o zaman şu soruyu cevaplayalım. Map kitaplarında geçer, hep şu başlık geçer. Osmanlı kurulduğunda Yakın Doğu ve Asya'da bulunan devletler der. Yakın Doğu ve Asya'da bulunan devletler der. Haritanın hepsi arkadaşlar. Hepsi. İşaretleyin geçin. Tamam mı? Şimdi geldik Balkanlara. Macar, Bulgar, Eflak, Sırp. En güçlü burada Macarlardır. Yalnız Balkanlar karışıklık içinde. Aralarında savaşlar var, feodalite var, zengin fakir ayrımı var, ağır vergiler var, huzur yok. Bizans eski gücünden uzak. İşte bu coğrafi avantaj. Güçlü İlhanlara uzak olmak, zayıf Bizans'a komşu olmak, Balkanlarda siyasi birliğin olmayışı, Anadolu'da çok güçlü bir devletin olmayışı, verimli arazi. Al sana coğrafi avantaj. Tamam mı? O zaman cevap ver. Osmanlı önce doğuya mı sefer yapar, batıya mı sefer yapar? Nereye gider? Önce doğuya mı gider, batıya mı gider? Tabii ki batıya gider. Neden? Çünkü doğu Müslüman, batı gayrimüslim. Hedefim ne? Cihat ve gaza. Bir. İkincisi, doğu güçlü, İlhanlılar. Bile bile belaya gidilir mi? Gidilmez. Ama batı zayıf. O zaman ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Çok güzel bir soru. Osmanlı'nın kuruluş döneminde batı fetihlerine ağırlık vermesinde, bir, cihat gaza anlayışı, iki, doğuda güçlü ilhanların olması. Çok güzel soru vallahi. Anlaştık mı? Kafamıza yattı mı arkadaşlar? Evet, harita umarım anlamışsınızdır. Şimdi biraz daha sohbet edeceğim sizlerle, Osmanlı batıya doğru gidecek değil mi? Batıya doğru gidecek. Şu kısmı da bir sileyim. Şu beylikleri ve devletleri gördük. Cevap hepsi demiştim arkadaşlar. Ben size Akkoyun, Karakoyun, Eretna hep bilerek bu yüzden anlattım. Bu soruları yapalım diye arkadaşlar. Çünkü bu sorular daha çıkmadı. Akkoyun'un, Karakoyun Osmanlı döneminde olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Eretna'yı bilmemiz gerekiyordu. Şimdi ÖSYM 88-89 ÖSS'i de sordu. 2013 veya 14'te KPSS'i de sordu. Gerçekten bakın tahtanın aynısı çıktı arkadaşlar. Hocam aynısı derken batıda ilerlemenin sonuçları. Hadi bakalım. Batıda ilerlemenin sonuçları. 1. Osmanlı batıya giderse ne olur? Arkadaşlar, %100 Türk malıydım. Batıya gittikçe Bulgar'ı aldım, Sırp'tan biraz aldım, ondan biraz aldım, çok uluslu oldum. O zaman batıya doğru gidersek 1. Çok uluslu oluruz. Biraz kültür medeniyet mantığı kuralım. 2. Hatta ders sonunda örnek sorular yazacağım size. 2. Batıya doğru gidersem hangi vergilerim artar? Haraç, cizye. Çok güzel soru. Bakın gayrimüslimlerden alınan vergiler neydi? Haraç ve cizye. Osmanlı tarihinde bunları detaylı göreceğiz. E şimdi batıya gidersen gayrimüslimlerden vergi almış oluyorsun. Haraç, cizye geliri ne olur? Artar. Mükemmel bir soru. Mısır'a gitseydik haraç, cizye artmazdı. Anadolu'ya gitseydik haraç, cizye artmazdı. Ama Balkanlar'da artar. Niye? Gayrimüslimdir. Devam edelim. 3. Ben batıya doğru gittim mi? Gittim. Ben batıya doğru gidersem bu sefer Balkan ülkeleri benden korkar. Korkunca bana karşı ne kurar? İttifak kurar. Evet, Haçlı İttifakı. Sevgili arkadaşlar, Haçlı İttifakı deyince bilinen bir şifre yazayım size. Sınav 2. Hocam sınav 2 derken Sırp sındığı, 1. Kosova, Nibolu, Varna, 2. Kosova. Evet gençler, alın size sınav 2. Osmanlı'nın Haçlarla yaptığı savaşlar. Bizi Balkanlara sokmamak için. Tamam mı? Devam edeyim, hızımı kesmeyin.
Şimdi başkent Hakkari, ordu Edirne olmaz. O yüzden niye olmaz onu da söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar başkent saldırıya uğrarsa benim ta Edirne'den Hakkari'ye gelmem mümkün değildir. Örnek diye söylüyorum. O yüzden ordu neredeyse, hükümdar neredeyse başkent oradadır. Başkent batıya doğru kayar. Dördüncü maddemiz başkent batıya doğru kayar. Evet. Yanlış anlamayın. Biz Haçlı'ya, başkent Batı'ya. Tamam. Devam edelim. Beşincisi. Arkadaşlar sınırlar genişleyince benim asker ihtiyacım artar mı? Artar. Artar tabii. Dolayısıyla baktım ki Balkanlar perişan. Kadınlar ağlıyor. Ağlama bacım dedim. Ağlama. İki erkek çocuğum varsa birini bana ver dedim. O çocuğu aldım. Türk İslam terbiyesine göre yetiştirdim. Baktım çocuk zeki. Zeki. Enderun Mektebi'nde okutup yönetici yaptım. Baktım çocuk bildiğin geri zekalı, atıyorum asker yaptım, yeniçeri yaptım. Bu sistemin adı ne? Devşirme sistemi. İlk Türk İslam'da bunun adı gulamdı hatırlarsanız. Devşirme sistemini uyguladım. Ama hocam bir de pençik var diyeceksiniz. Anlatacağım arkadaşlar. Zengin çocuğu olursa ponçik, gariban olursa pençik. Savaş esirlerini beşte birini kullanma pençik. Bunu geliştirdik. Çocukları biz toplamaya başladık. Bunun da devşirme. Peki devşirme sisteminden hangi orduyu kurarız? Kapı kulu. Bakın kökünde kul var. Kul eşittir devşirme. Kapı kulu. Hadi mantık kur. Kapı nerede? Sarayda. Saray nerede? Başkentte. O zaman cevap ver. Kapı kulu ordusu, Yeniçeri ordusu, devşirme ordusu nerede görev yapıyormuş? Başkentte. Dolayısıyla devşirmeden dolayı hangi orduyu kuruyorum? Kapı kulu. Kul eşittir ne demekmiş arkadaşlar? Devşirme. Bunlar batıda ilerlemekle alakalı. Bitmedi. Şimdi şuraları fethettik, değil mi? Fethettik. Ama biz Anadolu'ya geldik. Balkanları fethettim, Anadolu'ya geldim. Balkanlar ne olacak? Öyle kaderine terk edemem. Oraya süper bir vali atadım. Benim elim ayağım olacak. Süper valinin adı Beylerbeyi. Arkadaşlar Osmanlı şöyle yönetiliyordu. Hani Türkiye'de il, ilçe, kaza, köy var ya. Osmanlı'da eyalet, sancak, kaza, köy var. Sonradan nahiye eklenecek. İşleyeceğiz bunları. Eyaletleri yöneten süper vali. Beylerbeyi. O zaman cevap ver. Batıya gidersen hangi Beylerbeyini atarsın? Rumeli Beylerbeyi. Anadolu Türk birliğini sağlarsan Anadolu Beylerbeyi. Yavuz Sultan Selim zamanında Arap Acem Beylerbeyi. Anlaştık mı? Tamam mıyız? O zaman batıda ilerlemenin bir sonucu nedir? Bir sonucu nedir? Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması. Arkadaşlar bunlar çok güzel yorumlardır. Bunları ben kafamdan atmadım. Çıkmış soruların hepsinin analizidir bu. O zaman toparlayayım. Osmanlı ilk önce doğuya gitmedi. Doğuya gitmedi. Orada İlhanlılar vardı. Batıya gitti. Neden? Cihat ve gazadan dolayı. Doğuda güçlü İlhanlılar var. Bizans eski gücünde değil. Bundan dolayı batıya gittik. Biz batıya gidince çok uluslu olduk. Biz batıya gidince haraç cizye gelirlerimiz arttı. Başkent batıya. Biz Haçlı'ya, başkent batıya. Bize karşı ne kuruldu? Haçlı İttifakı kuruldu. Sınav 2 diye kodladım. Yine işleriz onları. Arkadaşlar biz batıya gidince devşirme sisteminden kapı kulu. Kapı kul'u. Kul eşittir devşirme. Kapı nerede? Sarayda. Saray nerede? Başkentte. Yeniçeri ordusu nerede görev yapar? Başkentte. Merkezde. Tamam. Altıncısı, Osmanlı batıda ilerleyince orayı eyalet haline getirdi. Süper bir vali atadı. Süper valinin adı Beylerbeyi. Okey. Anadolu Türk birliği sağlarsa Anadolu Beylerbeyi. Yavuz zamanında Arap Acem Beylerbeyi. Oldu mu arkadaşlar? Hem bu kuruluşa katkı sağlar, hem de biraz kültür ve medeniyetle alakalıdır. Evet, örnek soru yazayım mı? Yaz dediğinizi duyar gibiyim. Kendi kendimi motive ediyorum. O zaman size birkaç tane çıkmış çıkacak taze sorular yazayım. Çözelim sonra bu videomuzu bitirelim. Siyasi tarihin anlatımına devam edelim. Evet, birkaç örnek soru yazayım Serkan'cığım. Şurayı sileyim ben. Kıyamıyorum, hepsi benim bebeğim. Ama şurayı sildim. Evet gençler. Bir 2-3 dakikanızı istiyorum. Hemen çözümleyeceğim, bitireceğim. Soru. 1.
tek hanedanın yönetmesi. İki, çok ulusluluk. Üç, Müslüman olma. Hadi buyurun bakalım. Hangileri Osmanlı'nın sonradan kazandığı özellikler arasında yer alır? Tek hanedanın yönetmesi, çok ulusluluk, Müslüman olma. Hangileri Osmanlı'nın sonradan kazandığı özellikler arasında yer alır? Süre verdim size. Sonradan kazandığı özellikler. Bir bunu çözelim gençler. Şimdi bakın, Osmanlı kurulduğunda zaten elhamdülillah Müslümandı. Yine Osmanlı'yı tek bir hanedan yönetiyordu, değil mi? Ama Osmanlı kurulduğunda çok uluslu değildi. %100 Türk malıydı. Genişleyince çok uluslu olmaya başladı. O zaman sonradan kazandığı özellik nedir arkadaşlar? Çok ulusluluk. Soruyu anladık mı? Yalnız iki. Bir soru daha yazacağım. Bir soru daha. Bir. Üç kıtaya egemen olma. İki. Merkeziyetçi olma. Üç. Üç. Harac cizye gelirlerinin artması. Evet, üç kıtaya egemen olma, merkeziyetçi olma, harac cizyenin artması. Gelişmelerinden hangileri sınırların genişlemesiyle ilgilidir? Evet, sorunun kökü neymiş? Sınırların genişlemesi ile veya sınırların genişlemesinin sonuçları arasındadır. Böyle yaptım. Üç kıtaya egemen olmak, merkeziyetçi olmak, harac cizyenin artması hangileri sınırların genişlemesinin sonuçları arasındadır? Hadi bakayım, 30 saniye süre verdim. Ben de boş boş bakayım şöyle. Hangileri sınırların genişlemesinin sonuçları arasındadır? Evet. Sevdim bu işi. Hadi bakayım, beraber çözelim. Üç kıtaya egemen olmak. Sınırlar genişleyince olur. Yoksa rüyanda mı egemen olacaksın, değil mi? Asya, Avrupa, Afrika. İki. Harac cizyenin artması. Kesinlikle sınırların genişlemesiyle alakalı. Bir hüküt yapanları görür gibiyim. Geçmiş olsun yavrum, geçmiş olsun. Oh, oh diyeyim ben de, değil mi? İki almıyorsun. Ama hocam neden? Bir ve üç. Merkeziyetçi olmak sınırların genişlemesinin sonucu değildir. Sınırların genişlemesinin nedenidir bakın. Anladınız mı beni? ÖSYM'nin kurduğu en büyük tuzak budur. Merkeziyetçi olmak büyümenin nedenidir arkadaşlar. Sonucu değildir. Ha, hocam, şunu anlıyorum. Sınırlar genişleyince otoriteyi sağlamak zorlaşır. O ayrı bir şey. Ama biz merkeziyetçi olduğumuz için büyüdük. Bunu unutmuyorsunuz. Oldu mu gençler? Hatice'mi unutmuyorsunuz. Okey. Kafamıza yattı mı? Evet. Hatice'mi anlattım. İskan'ı anlattım. Mükemmel bir harita çizdim. Rönesans tablosu gibi. Batıya doğru niye ilerledik? Neden batıya ağırlık verdik? İlerleyince ne oldu? Bunları anlattım. Arada kültür medeniyet bilgisi verdik. Beylerbeyi nedir öğrenmeye çalıştınız. Devşirme sistemi. Kapı kulu, kul eşittir devşirme. Bunları bu videomuzda özetledik. Birazdan devam edeceğiz. Bende kal. KPSS atölyesinin tarih dersleri devam ediyor.